Herkese merhaba. Bu videoda yeni bir Call of Cthulhu kitabına bakacağız. Başlamadan önce hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalı ve içerikleri düzenli bir şekilde takip edebilmek için kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve de o lanet olası kırmızı tuşa bastıktan sonra beliren çana tıklayarak bütün bildirimleri açmayı unutmayın. Sonrasında bir de şey eklemek istiyorum ki diğer içeriklerimizde olduğu gibi bu Call of Cthulhu içeriğimiz de Chaosium tarafından desteklenmektedir. Bu da bir gururumuzdur. Neyse. Fazla lafı uzatmadan hemen PDF ekranımıza geçelim ve yeni kitabımız hakkında konuşmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi Regency Cthulhu bizim yeni kitabımız. Şimdi biliyorsunuz Call of Cthulhu oyunları belli başlı dönemlerde oynanıyor genellikle. Yani çoğunlukla 1920'lerde oynandığını görüyoruz. Mesela Mass of Nyarlathotep'e baktığımız zaman 1921'de bir prolog oynandıktan sonra hikayeler 1925'te gerçekleşiyor. Horror on the Orient Express'e baktığımız zaman yine 1923'te gerçekleşen bir senaryoyu oynuyoruz. Bunun dışında Dark Age kitabı var bir tane, benim hiç bakmadığım, ama onun da incelemesini, anlatımını kanala ekleyeceğiz. Bu kitapsa Regency denen bir dönemde karakter yaratma konusunda yardımcı olacak bir kitap. Bu Regency dönemiyle ilgili ya benim bilgim %100 olmayabilir, yani tam net hatırlamıyorum ama kendiniz isterseniz işte Google'dan, Wikipedia'dan vesaireden bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. 1700'lerin başı olması lazım. 1700'lerin başı gibi bir dönemden 1837'ye kadar süren bir süreç. Bu dönemde Kral 3. George ve işte o akıl hastalığına yakalanıp da işte yataklara düşüp öldükten sonra yerine geçen Wales Prensi, artık kral, 4. George'un dönemi bitene kadarki süreci ele alıyor. Aslında daha kısa bir şekilde 1811 ile 1820 arası mıydı? Yani öyle bir dönem resmi olarak kabul ediliyor. Ama aslında bunun daha geniş bir zamana yayıldığı düşünülüyor. Ve bu kitap da o dönemde yaratılacak karakterleri ele alıyor. Tabii bu dönem bu işte Georgian Era diye geçiyor. Onun böyle son dönemleri. Ondan sonra Victorian Era'ya geçiliyor. Yani bu Victorian öncesi dönem. Victorian öncesi bir 50 yıl falan gibi ele alabiliriz. Hemen kitabımızı incelemeye başlayalım. Şöyle şuraya geldiğimizde içerik sayfasına. Burada dönemi anlatan bir kısım var. Jane Austen'ın İngiltere'si diye bir anlatım var. Daha kurgusal bir şey sanırım. Yani o detaylara çok fazla bakmadım ben. Daha çok işte mekanikte bir şeyler var mı yok mu onlara baktım. O yüzden orayı biraz atladım. 4 chapter'dan oluşan bir kitabımız var. Yaklaşık 220 sayfa diyebiliriz. Ve bu 4 chapter'ın 3'ü senaryo. Daha doğrusu 2 tanesi senaryo, bir tanesi de Terry Ford'u anlatan bir bölüm. Bir de karakter yaratmayla ilgili detayların olduğu bir bölüm var. Biz birazcık oraya bakacağız çünkü diğerleri senaryo temelli şeyler olduğu için onlara en azından şimdilik bir ihtiyacımız yok. Bu yüzden de sayfa 25'e gidiyoruz. Ve karşımızda Creating a Regency Investigator bölümü var. Burada çok fazla böyle yazılara falan dalmayacağım ama temel olarak bildiğimiz bazı şeyler var. Öncelikle birçok Call of Cthulhu oyununda denk geldiğimiz, özellikle işte 1920'ler döneminde daha çok denk geldiğimiz bazı tatsız mevzular var. Ne gibi? İşte ırkçılıktır, işte cinsiyetçiliktir vesaire. Tabii daha tarihte daha geriye gidince bunların birazcık daha yoğun olduğu zamanlara gidiyoruz. Bu biraz tat kaçıran bir mevzu. Ama bununla birlikte yani işin ırkçılık kısmını bilemem ama kadın karakterler için
şöyle bir durum söz konusu. Yani sen aslında ırkçılık konseptinin oyuna ne kadar katarsan o kadar var diyebileceğimiz bir şey. Ama kadın ve meslek mevzusu biraz şu şekilde çalışıyor. Eğer zengin, varlıklı, işte soylu bir kadınsan, hobi olarak farklı mesleki işlere ilgin olabiliyor, bilgin olabiliyor. Ama aktif bir şekilde çalışan, hani emektar diyebileceğimiz şekilde kadınların çalışılması yasak. Yasak. Yani şey değil, sana şöyle bakarlar, böyle göz bak, yasak. Bu biraz tatsız bir mevzu. Ha, buna rağmen hani karakterin şu şekilde oluyor. Hani biz böyle işte manşetlerde falan görülmüştür, duyulmuştur falan diyebiliriz ya işte. İlk kadın pilot, işte ilk kadın kaptan, ilk kadın doktor falan. Hani o şekilde biraz daha society'ye karşı dik durmaya çalışan güçlü kadın profili sergileyen bir karakter de oynayabilirsiniz. Bunu engelleyen hiçbir şey yok. Ve kitap da hani bunun bu şekilde kullanılmasını biraz destekliyor. Şimdi burada mesleklerin listeleri var. Yani Regency dönemine ait olan meslekler. Burada neler görüyoruz? Accountant, aktör, antiquarian, antique dealer, archaeologist, architect, artist, author, book dealer, boxer, burglar, butler veya vale ya da işte hizmetçi, yani hizmetçi uşak karışımı diyelim oraya. Clergy, craftsperson, criminal, doctor, driver, orada carriage olarak özellikle belirtmiş. Yani böyle fayton falan işte o tarz şeyleri kullanıyor. O tarz araçların kullanıldığı dönem. Entertainer, explorer, farmer, gambler, gentleman, burada gentleman slash gentlewoman olarak da kullanılıyor. Döneme özgü yeni, yanında şöyle haç işareti gibi işaret olan meslekler bu döneme yeni, bu dönemle birlikte Call of Cthulhu külliyatına yeni eklenen meslekler. Journalist, lawyer, librarian, military officer, miner, missionary, museum curator, musician, Nouveau Riche mi? Tam olarak nasıl okunduğunu anlamadım ama o civarda bir şey, yine Regency döneminde listeye eklenen bir şey. Occultist, pharmacist, professor, prostitute, researcher, sailor, servant, footman olarak, yani biraz daha böyle getir götürücü adam ya da işte işçi adam olarak. Servant, housemaid, işte ev işlerine bakan, işte çarşafları düzenleyen vesaire şeklinde. Shopkeeper, smuggler, soldier slash marine, spy, undertaker, zealot ve zookeeper. Dönemin pardon, dönemin tam listesi bu şekilde. Bu arada kesmekle falan uğraşamayacağım maalesef. O kadar zamanım olmuyor. O yüzden bunlarla idare edeceğiz. Ufak tefek hatalarla. Neyse. Bunlar dediğim gibi dönemin tam listesi burada. Gentleman, gentlewoman, nouveau riche gibi. Evet, sanırım bu üçü yeni eklenmiş sınıflar. Yanında işaret olan ampersand mıydı? Asterisk. Asterisk olan arkadaşlar, ampersand V işareti değil mi? Asterisk olan meslekler kadınların hobi niteliğinde şey yapabilecekleri, dahil olabilecekleri meslekler. Bunlarla ilgili detaylı bilgi zaten kitapta yazıyor. Burada bir Regency Fight Club mevzusu var. Yani burada aslında böyle eskrim tarzı bir takım sportif mevzuların da işin içine girmesi gibi durumlar var.
Bunun dışında Regency skill'leri var. Skill'lerin de bir listesi vardı sanki bir yerde. Aynen. Regency skill listesi. Bu da yine aynı şekilde dönemin full listesi diyebiliriz. Nelermiş? Accounting, Animal Handling, Anthropology, Appraise, Archaeology, Artcraft, Artillery, Astronomy, Charm, Climb, Credit Rating, Cthulhu Mythos, Dancing, Demolitions, bu tehlikeli bir şey, bir de uncommonmış zaten, Disguise, Dodge, Drive Carriage / Cart, yani Drive Auto burada kalkıyor, buradan bunu görüyoruz. Etiquette, Fashion, ki burada etiquette da yeni eklenen bir şey. Yani oturmasını, kalkmasını, adabı, muaşeret bir skill olarak karşımıza geliyor. Fashion yine aynı şekilde yeni bir şey. Yukarıda astronomi varmış. Onu saydım mı saymadım mı bilmiyorum. Şu an gördüğünüz üzere gözlüğüm olmadığı için biraz atlayabilirim bazı şeyleri. Credit rating'de yine bir işaret görüyoruz. Belki bunu net göremiyor olabilirsiniz belki. O yüzden bir tık yakınlaştırmayı deneyeyim. Şöyle belki birazcık daha net görebilirsiniz. Ben de biraz daha net göreyim ayrıca. Credit rating'in herhalde çalışma mekaniği içerisine yeni bir şeyler katılmış olabilir. Neyse, şeyden, fashion'dan devam edelim. Fast Talk, Fighting Brawl, Firearms Pistol, Firearms Rifle, Blunderbuss. Shotgun yok. First Aid, Gaming. Gaming muhtemelen gambling aslında. History, Intimidate, Jump, Language, Utter, Language, Own, Love, Library, Use, Listen, Locksmith, Lore. Lore da yine ilginç bir olay. Biz genelde ne yapıyoruz? Education üzerinden knowledge'ları atıyoruz. Burada lore diye ayrı bir skill konmuş. Yani muhtemelen o specialization içerisinde önemli başlıklar vardır. O yüzden öyle konmuş olabilir. Mechanical Repair, Medicine, Mesmerism, Mesmerism ya da neyse işte. Bu aslında şey yerine, hipnotizma yerine gelen bir, hipnosis yerine gelen bir skill. Natural Philosophy, Natural World, Navigate, Occult, Persuade, Pilot Boat, Psychology, Read Lips, yine ilginç bir skill. Reassure, Religion, Ride, Sleight of Hand, Spot Hidden, Stealth, Survival, Swim, Throw ve Track. Throw da aslında Fighting Throw diye geçmeli. Religion gelmesi yine ilginç bir mevzu. Yani şaşırtıcı değil, aslında olması gereken bir şey. Hatta belki zaman zaman 1920'lerde ya da modernde bile kullanabileceğimiz bir şey. Çünkü günümüzde de hala ciddi bir şekilde hani dini inanç gösteren topluluklar bulunmakta. O yüzden onlarla alakalı mevzularda yardımcı olabilecek bir şey bu. Ama bilmiyorum artık o tür durumlarda ne yapacağız? Okalta mı iteleyeceğiz? Mesela şey, böyle Amerikalı hiç namaz görmemiş, böyle Müslüman görüyor, namaz kılıyor falan. Okalt mı atacak? Değil mi? Yani böyle ilginç bir durum olabilir. Neyse. Burada bir takım optional kurallar var. Burada luck mevzusundan bahsediyor. Bunlar aslında biraz bildiğimiz şey. Reputation diye bir konseptten bahsediyor. Burada hani yaptığın işlerle duyulursun. İşte yani duyulmak, bilinmek, bu tür şeyler. Mesela burada reputation score diye bir şey var. Bu aslında credit ratingle benzeşik bir şey gibi duruyor. Mesela sıfır olduğu zaman neymiş bakalım? Society's opinion.
irredeemably wicked. Yani insanlar senden tiskiniyorlar. 1 ile 39 arasında sana karşı kötü görüşleri var. Ve işte 40 ile 59 arasında ya işte fena değil de saygı duyulabilir arasında. 60 ile 98 arasında sen bayağı bir bilinen, sevilen, sayılan önemli birisin. 99'sa böyle hani adının olduğu yere çeşme yaptırılıyor falan böyle. Adını duyulunca çeşme yaptırılıyor. Ne bileyim işte adına heykeller dikiyor. Beton yetmez. Heh, bizim terimle beton yetmez abi oluyorsun. Tabii buna karşı bazı efektler var. Diyor ki sıfırsan bir şeyleri yapmak istediğinde ekstrem tutturman lazım. Evet, bir şeyleri tutturman gerektiğinde ekstrem tutturman lazım. Sonrakinde artık işin içine penaltı zarı giriyor sadece. Sonra normale çıkıyorsun, sonra bonusları geliyor. Ondan sonra da iki bonusları geliyor ya da otomatik olarak okey diyebiliyor keeper. Bu şekilde biçim. Ben muhtemelen otomatik okey, yani yerine göre otomatik okey derim. Yerine göre, yani kişisine göre, kimle muhatap olduğuna göre. Yani yoldan geçen adam için tabii ki de zar atmazsın ama ne bileyim işte böyle yüksek zümreden birine laf geçirmeye çalışacak bir sosyal etkileşimde bulunacaksan bonus veririm yani. Böyle bir takım şeyler var. İşte reputation kaybedebileceğin olaylar, kazanabileceğin olaylar. İşte mekanlarla alakalı bazı detaylar verilmiş burada. Böyle gidiyor ve burada Terry Ford'u anlatmaya başlıyor. Bundan sonrası şu anda bizi ilgilendirmiyor. Eğer bu dönemde oyun oynatmak istiyorsanız dediğim gibi kitabın içerisinde iki tane full senaryo artı Terry Ford'la da alakalı bir bölüm var. Bu kadar. Evet, bu kadar. Evet, gördüğünüz üzere ilginç bir kitap. Böyle Victorian dönemin öncesini ele alması da biraz şaşırtıcı. Çünkü Victorian dönem daha popüler olduğu için, özellikle işte romanlarda olsun, dizilerde olsun, filmlerde olsun daha popüler olduğu için direkt oraya yönelik bir şey de olabilirmiş. Ama 1920'ler aslında Victorian dönem için de kullanılabilecek bir şey. Sonuçta her ne kadar modernleşmenin ilk böyle mihenk taşı diyebileceğimiz nokta olsa da o dönem. Victorian dönem de zaten hemen dibinde, bir önceki dönem yani. O yüzden çok daha büyük bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Ama tabii şey var. Regency dönemiyle işte o 1920'ler arasında ciddi farklılıklar var. Yani biliyorsunuz o dönemler zaten insanlığın biraz kötü olduğu dönemler. Tarihte geriye gittikçe insanlık daha da kötü olduğu için bazı şeyler oyunları zorlaştırabiliyor, biraz sıkabiliyor. Ama dediğim gibi yani siz bu elementleri oyununuzda ne kadar kullanırsanız o kadar var. Yani sen eğer ırkçılığı oyununda ciddi olarak kullanırsan ciddi olarak var. Ama kullanmayı tercih etmezsen çok da önemli bir şey değil. Yani bir manşet olarak değinebilirsin. Ne gibi işte ırkçılığa uğrayan işçiler değil mi, protesto, firmayı protesto ettiler diye bir başlık koyabilirsin mesela. Yani işin içerisinde, yani o dünyada bir ırkçılık olduğunu ve bunun kötü bir şey olduğunu, insanları zor duruma soktuğunu, insanların ona tepki gösterdiğini bir şekilde verebilirsin. Ama direkt olarak birebir karaktere bunun uygulanması, yani herkes tarafından hoş görülmeyebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında cinsiyetçilik de aynen bu şekilde. Yani ben oyunlarımda kadın karakter de kullanıyorum, erkek karakter de kullanıyorum. Oyuncularım kadın karakter olarak da oyunlarıma katılıyor. Ben özellikle bir cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum yani. 1920'lerde olmasına rağmen. Ha, bazı NPC'ler böyle hani kıl olunacak NPC'ler oluyor. Onlar böyle aa demek burada kadın var falan diye böyle bakıyorlar. Ya da işte çek ellerini bak güzelim, bu işte bir erkeğin yapabileceği bir iş falan gibi bazen böyle atlayabiliyor. Ama onlar zaten hani çok da sevilmeyesi NPC'ler oluyor.
Onun dışında bireysel olarak kimseye bir zorluk çıkarmaya çalışmıyorum. Yani bu sadece işte o dönemde geçen bir mystery investigation oyunu, işte karakterini yaratırken belirlediğin temellere göre işte neden korkuyor, ne kadar korkuyor, işte bir takım şeyler, kabuslarını işte bilinçaltına ittiği bazı şeyleri harekete geçirebilir, bunu ne kadar geçiriyor gibi şeyleri daha çok kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden hani zaten ben mental olarak oyuncunun ve karakterin, daha ziyade oyuncunun demeyeyim, karakterin üzerine çalışıyorum. Bir de üstüne böyle çok basic yerlerden üstelemenin çok bir anlamı yok. Ki bazı insanları sıkabilir. Ya bu tabii illa şey değil, hani SJW olay çıkaran böyle acayip acayip insanları zaman zaman duyuyoruz, görüyoruz. Hani o tatta değil. Yani biliyorsunuz günümüz birazcık daha bazı konulara karşı duyarlı olduğumuz, bilinçli olduğumuz bir dönem. Bu yüzden bunu da bir şekilde sağlamak lazım. Yani evet, o hikaye o dönemde geçiyor ama biz bu dönemdeyiz. Önemli olan da bu. Evet, sanırım başka bu konu üzerine konuşabileceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Ben bu videoyu dediğim gibi Kasım 2022'de çektim ama şimdi bir playliste de baktım videoya başlamadan önce. Eklemek istediğim ama eklememiş olduğum bazı başlıklar falan var. O yüzden bu videonun yayın tarihi ne zaman olur bilmiyorum. Ama ben bunu yayınladığımda şeyi söyleyebilirim. Bu kitap önceden bana verildi. Ben biraz okudum. Ondan sonra biraz şey oldu. Yayınlanma süreci gecikti falan, bir şeyler oldu. Şimdi de yayınlanmış durumda. O yüzden bu videoyu da rahat rahat paylaşabileceğimi düşünüyorum. Yani daha önce de hani okuduğum gibi kaydetseydim muhtemelen şey olacaktı. Yayınlanmasını bekleyene kadar başka şeylerle uğraşıp yine yayınlamayı unutacaktım. Onun yerine aradaki eksikliği fark ettim. Muhtemelen o eksikliği doldurduktan sonra yayınlayacağım. Bu videoda elimizin altında bir yerde olacak. Ha, bir de son olarak şey ekleyeyim. Tabii arayüzü biraz elleyeceğim daha sonrasında. Unutmuşum çünkü. Discord linkimiz artık çalışmıyor. Onunla ilgili detayları da başka bir videoda anlatırım. Öyleyse sonraki videolarda görüşmek üzere.